Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Yakındağ Üniversitesi 1997 yılında olimpik kapalı yüzme havuzunu açarak adamızda ilk kez bilimsel yöntemlerle yüzme kurslarını başlatan bir üniversite kimliğiyle bu yola çıkmıştır. Sizler de takibiniz üzerine biliyorsunuz ki 1997 yılı itibariyle günümüze gelene kadar birçok başarıya imza atan birçok yüzücümüz olmuştur. Hakikaten yüzme sporuna baktığımızda diğer spor dalları ile kıyasladığımız zaman çok zorlu bir süreçten geçen bir spor dalı. Çünkü iki duvar arasında saatlerce gidip geliyor yüzücülerimiz ve çok ciddi bir de süreç ve emek gerektiren bir olay. O yüzden bugün burada toplanmamızdaki neden, birçok spor branşını ele aldığımız zaman haftanın 6 günü, 7 günü saatlerce antrenman yapan, kilometrece yüzmek zorunda kalan bu genç yetenekleri sizlerle buluşturmak istedik. Çünkü gerek ailelerin göstermiş olduğu özveri, gerekse onların bu zorlu süreci, bu zorlu branşı yapıyor olmaları ve bunu disiplinli bir şekilde yapıyor olmaları ve özellikle hocalarımızın nezdinde de bunu yürütüyor olmaları ve birçok rekora da imza atıyor olmaları, açıkçası bugün sizlerle buluşturmak istedik ki bu gençlerimiz bundan sonra gelecek olan yüzücülerimize de zaten örnek teşkil ediyorlar. Ve bu örnek teşkil eden bu başarılı gençlerimiz inşallah çok daha fazlasıyla artarak devam edecek. Öncelikle Yakındağ Üniversitesi Kültür Spor Daire Başkanlığı'na ve Sayın Hakan Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gün düzenlediği için gerçekten yüzücülerimiz bayağı yani derslerin yanında derslerin yanında yüzme temposunda sürdürmek gerçekten çok zor. Bayağı bir özveri gerektiriyor. Böyle bir ortamda da böyle bir çocuklarımızın, yüzücülerimizin ödüllendirilmesi gerçekten çok önemli. İki hocam da zaten gerekli her şeyi söylediler. Yalnız ben biraz en başa dönerek bir şeyler bahsetmek istiyorum. 1997 yılında bu havuz açıldığı zaman Sayın Kurucu Rektörümüz Suat Günsel sayesinde çok büyük bir tesis kazandırıldı ülkeye. Onunla beraber çeşitli başarılar elde edildi. Daha da elde edilmedi inşallah. Bundan sonraki süreçte de devam edilecek. Yüzme diğer branşlardan çok farklı bir spor branşı. Yani diğer branşların antrenman programları, içerikleri yüzmeye biraz daha farklı kılıyor. Çünkü biz Mehmet Hocam'ın da bahsettiği gibi haftanın 7 günü çoğu zamanlarda da çift antrenman olmak üzere programlarımızı yapıyoruz. Ve bizim antrenman sürelerimiz hemen hemen ortalama 2,5-3 saat arasında değişiyor. Şöyle bir durum düşünün. Şu gördüğünüz sporcularımız sabah saat 5.30'da havuz açılıyor Mehmet Hocam'ın eşliğinde. Havuza geliyorlar, antrenman yapıyorlar. Saat 7.30-8 gibi çıkıyorlar, okullarına gidiyorlar. Akşamüstü tekrar saat 3.30-4'te okuldan çıktıktan sonra gelip ikinci bir programlara dahil oluyorlar. Tabii bunun sayesinde de başarılar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Buradaki müsabakalarda olsun, Türkiye'deki müsabakalarda olsun amaçlarımız hep en iyi yakalamak. En baş noktada mücadelemizi vermek. En son gittiğimiz şampiyonada da Türkiye'nin şu andaki en üst düzeydeki sporcularıyla mücadele ettik. İyi bir dereceler elde ettik. Final müsabakaları yüzdük. Bu iş biraz da ekip işi. Biz ekip olarak gerçekten hem Mehmet hocamız hem biz hem de bizi son derece destekleyen Hakan hocamız iyi bir ekip yakaladık. Bu ekibin sonunda da çeşitli başarıları da zaten elde ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha da iyi dereceler elde edeceğiz. Yani yüzme gerçekten sizin de söylediğiniz gibi suyun içine girdiğinizde çok ayrı bir dünyada olduğunuzu hissedersiniz. Yani severek yaptığınız bir şey olduğu için bu hali de aynı şekilde yani neredeyse 30 yaşıma geliyorum ama hiç şey yapmadan aynı disiplinle devam etmeye çalışıyorum. Dediğimiz gibi antrenman düzeyi çok diğer sporlara göre daha zordur. Sabah 5'te kalkıp havuza geliyoruz.
Ondan sonra arkadaşlarım okula gidiyor, ben işe gidiyorum. İşten çıkıp tekrardan antrenmana geliyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve sizin de destekleriniz için teşekkür ederim. Benim. Tekrar izlesiniz.